Dün Süleymaniye'de alçakça bir saldırı sonucunda şehit düşen Nagihan nezdinde bütün kadın özgürlük şehitlerini saygıyla, minnetle anıyorum. Tanıdığım Urcalar cezaevinde tanıdığım bir yoldaştı. İradeli, yetkin, gelecek vaat eden böyle bir yoldaşım. Böyle bir alçakça suikastle hedef alınması gerçekten büyük bir acı ve öfkeye neden oldu kendi şahsında da. Katillerini, onun arkasındaki güçleri ki biliyoruz, o Türk Devleti ile kesin bağlantılıdır. Onların tümünü zihniyetleriyle birlikte lanetliyorum. Biliyorsun Leyla arkadaşla bizim koğuşlarımız yan yanaydı o zaman. Biz milletvekillerini ayırmışlardı. Şimdi Leyla arkadaşın yanına işte bir dönem kadın arkadaşları da alıyorlardı. Gelen, tedaviye gelen, Ankara'da tutuklanan. Nagihan arkadaş da o zaman tutuklananlar arasındaydı. Onlar bir koğuşta kalıyorlardı. Ama gündüz bize zaman zaman gelip işte sohbet etme, birlikte eğitim çalışmalarını yapmaya katılabiliyorlardı. Bu Süleymaniye'deki beşinci cinayet. Peki bunu kim yapıyor? Çok açıktır yani. Bunu Türk Devleti yapıyor. Hiç şüphesiz yani. MİT tarafından organize ediliyor. Hani bunlar parayla, şunla bunla aldatılıyorlar, kandırılıyorlar, köle haline getiriliyorlar ve bunlara maddi karşılıklar karşısında işte böyle suikast tetikçileri bunlardan çıkıyor. Biliyorsunuz bir dönem işte Türkiye'de de bu faili meçhul cinayetler birçok böyle PKK itirafçısı ya da adı Hizbullahçı olan ya da adı bilmem işte korucu olan kesimler kullanılarak suikastlar yapılıyordu. Şimdi bu da diyelim ki orada çünkü YNK'den olabildiğine rahatsızdılar Türk Devleti. Bizim kadar değil belki, Özgürlük Hareketi kadar değil ama onlardan da rahatsızdırlar. Neden? Çünkü KDP gibi olmasını istiyorlar. Yani KDP gibi Türk Devleti'nden gelen bütün talimatları emir kabul eden, onlara çok kolay işbirlikçilik yapan, işte gerekirse gerillaya kurşun sıkabilen kesimler yaratmak istiyorlar. Şimdi bunu YNK'de görmeyince YNK'yi bu şekilde baskılamak istiyorlar. Ama YNK bu konuda daha dik durmalı tabii ki. Yani mamcaların duruşunu gösteriyor. O bakımdan dileriz ki bu son siyasi cinayet olur. Sadece Kuzeylileri değil, Kuzey Güney Kürdistan'dan insanlarımızı da Tevgele Azadi'ye yakın, işte Şehitler Komitesi'nde arkadaşları da Güney Kürdistan'da, işte Mahmut Taşeval gibi birçok insan yani katledildi. Şimdi bu nedenle bunların devam edeceği konusunda eğer böyle yeneke açık bir tavır içine girmezse yani bunun da devam edeceği görülüyor. Orada zaten insanlarımız bunun farkında. Kendi öz savunmalarını geliştirmek için de bu yenekeye de son bir ihtar yaptılar aslında. Yani siz bizi koruyamıyorsanız biz burada bir kuzeyde yani gelmiş insanlar olarak buradayız. Ama siz bizim güvenliğimizi sağlayamıyorsanız, yani nasıl KDP bölgesine girmek mümkün değilse artık YNK'nin de bunu dikkate alarak Türk Devleti'ne karşı çok açık bir tavır almalı ve diyelim ki bu soruşturmadan çıkan sonuçları da kamuoyuyla, herkesle de paylaşmalıdır.